Herkese iyi akşamlar. Şöyle bir sloganla açmak istiyorum videoyu. 85 milyon biliyor, Mayıslar bizimdir. Başakşehir'in bugünkü paylaşımına maçtan sonra Galatasaray'ın attığı paylaşım. Başakşehir maçtan önce, ya ne zaman attı tam bilmiyorum. Bugün attı. Tünaydın ilk defa 60 milyon kişinin desteğiyle uyanıyoruz. Öyle bir tweet attı. 60 milyon kişinin desteğiyle uyandık diye bir tweet attı. Galatasaray'da maçlarından sonra 85 milyon biliyor, Mayıslar bizimdir diye bir Mayıslar bizimdir diye hashtagli bir paylaşım yaptı. Müthiş bir akşam bizim için, Galatasaraylılar için. Zorlu bir maçına 3 puanla bitirdik. Zorlu bir Başakşehir maçı. İlk yarısı Galatasaray adına müthiş geçen. Hani ikinci yarının son 15, ilk yarının son 15 dakikası biraz sıkıntılıydı. Hatta ilk yarı gol gelmeseydi ikinci yarı daha stresli olabilirdik. Ama şansımıza penaltı çıktı. İlk yarı güzel bir şekilde öne geçmeyi başardık. İlk yarı özellikle ilk 20 dakika, 30 dakika kadar sayabiliriz ama ilk 20 dakika özellikle Galatasaray 2-3'e gidebiliyordu. Birçok pozisyonu vardı. Kalecinin kurtardıkları, çizgiden çıkanlar. İlk yarı ama sonlarına doğru biraz tempo düştü ama Galatasaray yine zorlayan taraf. Başakşehir'in birkaç kere etkili geldiği pozisyonlar vardı. Özellikle ikinci yarı bir karambol var kornerde. Ama ilk yarı genel olarak işler istediğimiz gibi gidiyordu. Sonlara doğru biraz strese girdik. Hani gol gelmeyecek mi acaba? İkinci yarıya kalırsa daha da kötü olabilirdi. Ama penaltı geldi. Icardi affetmedi bu sefer. Bir stres oldu tabii ki orada. Acaba yine kaçıracak mı diye. Ama bu sefer hani Panenka falan değil, direkt köşeye zımbaladı. Zımbaladı. Yapıştırdı. Şu vakitten sonra hani taktik analiz falan yapıyoruz da şu vakitten sonra artık taktik şeyi falan artık çok bir önemi kalmadı. Hani iyi oynamak değil, kazanmak artık mesele. Ve biz de kazandık, iyi oldu. Yanlış bilmiyorsam sanırım önümüzdeki 4 maçtan sırasını bilmiyorum tam. Sivas, Ankaragücü, İstanbul, Fener. Bu 4 maçtan 4 puan çıkarırsak bir maç bir galibiyet bir beraberlik. Şampiyon biz oluruz galiba. Hayırlı olsun. Hedef 23 ve 23'te geldi. Ben diyorum ben şu saatten sonra vereceğimizi düşünmüyorum. Sivas'ı burada yensek onun dışında İstanbul deplasmanda yeneceğimizi düşünüyorum. Ya da Ankaragücü. Yani buradan çok zor. Yani son derbiye kalacağını da düşünmüyorum. Onun dışında söyleyebileceğim. Yani şu maç gerçekten çok önemliydi bizim için. Yani Beşiktaşlıların arkadan gelip bir hani acaba dedikleri. Çünkü Galatasaray burada bir puan bıraksaydı Beşiktaş gelir ve full moral. Fenerler berabere kalmış, puan kaybetmiş. Çok kötü bir şey var. Çok kötü bir moral var. Çok kötü bir ortam var. Galatasaray 2 hafta üst üste puan kaybetmiş. Bu maçta eğer kendi taraftarının önünde puan kaybetseydi o da strese girerdi. Ve Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürülürdü. Hatta şampiyonluk bile gelebilirdi ama Galatasaray hata yapmadı. İlk yarısını iyi, ikinci yarısını 70'e kadar 70'e kadar ikinci yarının başından 70'e kadar bir Galatasaray hani biraz acaba dedirtti böyle. Yiyecek miyiz falan dedi. Oyuncu değişikliklerinden sonra Galatasaray yine toparlandı. Biraz daha erken gelebilirdi Okan Buruk hamleleri. Zaten beklediğim hamlelerde. Hani Oliveira geçen haftaki Beşiktaş maçında yaptığı hatadan sonra hani istekli döndü. Kesinlikle çok istekliydi. Hırslı ve istekli görüldü. Hatta maç bittikten sonra o hırsını da gösterdi. Ama bu maçta şeydi yani fiziği el vermiyor işte. İstek var, şey var, hırs var ama fiziği el vermiyor. Bu maçta mesela ilk yarı hiç top kazanamamış mesela. Torreira'nın üstündeydi bütün gün. Torreira yine muazzam oynadı. Kazımcan'ı çok beğendim. Geçen haftaki Adekupe'den sonra onun oynaması çok şaşırtmadı aslında. Dybala'ya da o oynar diyorduk. Hani ortada Berkan diyor. Oliveira pek keseceğini düşünmüyordum. Oliveira geçen hafta ne kadar kötü oynamış olsa da Oliveira'yı keseceğini düşünmüyordum.
Sol tarafta Kazımcan oynadı ki doğru karardı bence. Ve kesinlikle hak ettiğini gösterdi bence. Çok iyi oynadı. Öyle özellikle bence ikinci yarı bir özgüveni yerine geldi. İçe doğru kat etmeler falan filan. Baya bir şey istek, hırs, azim hiç o taviz vermedi şeyden. Deniz Türüç'ü de baya iyi durduğunu düşünüyorum. Onun dışında Icardi bence gol haricinde çok şeydi, durgundu. Pek beğenmedim maç. Yani ama onu da anlayabilirim. Özellikle ilk yarı Başakşehir bayağı kapandı. Yani Galatasaray boşluk bulamıyordu neredeyse içeride. Çok zorlandı. Ona rağmen yani golü bulduk ilk yarı. O iyi oldu. İkinci yarı ikinci yarı 70'e kadar Galatasaray yani bir atak yapmadı. Böyle tempoyu düşürdü. Düşük bir tempo vardı. Başakşehir biraz zorluyordu. Hele o kornerde Deniz Türüç'ün kullandığı korner. Bir şeyler oldu. Galatasaray'la mı çarptı? Mahmut Tekmi Demir mi vurdu? Ne oldu bilmiyorum. Tıngır mıngır az da böyle direği böyle sürttü ya da böyle ufaktan biraz değdi. Çıktı dışarıya. Orada işte kırılma noktası oydu maçın. Orada çok kötü şeyler olabilirdi bizim için. Orada iyi yırttık. Maç üzerinde başka söyleyebileceğim. Boey'in sarı kartı. Gereksiz bir sarı karttı. Ve haftaya yoksun. Yüksek ihtimalle onun yerine de Dubois oynar. Ama gerek yoktu. Geçen hafta demiştim Galatasaray hani burada hani bir stresli bir şey ortam vardı ama moral bozmasına gerek yok. Kendi maçlarına bakarsa rakiplerini önemsemez. Hani Fenerbahçe zaten puan kaybetmiş. Bu hafta bu maçın önemi daha da büyüdü. Daha da güzel oldu. Dediğim gibi şey kendi maçlarına bakıp moral bozmayıp kendi oyunu oynamaya devam ederse ki kendi oyununu oynadığı ilk yarı ilk 20 dakika gördük. Galatasaray yine paramparça ediyordu. Mertens'i yine çok beğendim. Onun önderliğinde birçok pozisyonda hani Oliveira'yı yine çok göremedik. Hani hırslı bir şeydi ama birkaç kere oyunun yönünü değiştirdi. Pas oyununa falan katıldı ama işte dediğim gibi o orta sahadaki mücadelede çok yoktu. Mertens top çok almaya geldi ve çok şey denedi. Hareketliydi, istekliydi. Kerem biraz daha ama Kerem'de şöyle çok var. Icardi'yle hep böyle bir defansın arkasına kaçırma gibi bir şey var. İlk başlarda iyi anlaşıyorlardı ama ondan sonra çok denemeye başladı ve çok bir yok kez başarısız oldu. Onun dışında söyleyebileceğim başka çok bir şey gelmiyor. Muslera iyiydi. Geçen haftanın kötüleri bence bugün çok kötü değildi. Oliveira şey, nezdinde söylüyorum. Muslera ben şey, bir bugün beğendim. Hata yapmadı kalesinde. Onun dışında uzun çıktı artık. Hani çok kısa çıkmadı. Sürekli şey ortaya Torreira gibi şey baskı yiyebilecek arkası dönük oyunculara pas veriyordu. Bu sefer onu çok yapmadı. Uzun çok çıktı. Söyleyebilecek başka bir şeyim yok. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Şampiyonluk yakın. Asın bayrakları. Hedef 23. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Esen kalın.